O ne İnci? Değnek. Değnek mi? Evet, peri olduk ya. Peri olmadık akıllım, gelin olduk. Gelinlik değnek olmaz mı? Olmaz. Ama cetvelden olmayacak kesin. Hadi sen git bırak onu. Ama. Bence de bırak. Elin hiç güzel olmamış. Hani üçümüz de aynı giyineceğiz diye seviniyordun? Bak bizim elimizde cetvel yok. Ben de bırakayım o zaman. Ben İnci'ye çok gülüyorum. Çok komik bir kız. Evet, çok da iyi. Geldim. Hadi aşağı inip gelinliklerimizi gösterelim. Hadi. Vallahi beni bile bir heyecan kapladı Rabia Hanım. Mürüvvet göreceksiniz Aliye Hanımcığım. Güzel telaşlar bunlar. Öyle, öyle. Anne! Rabia teyze. Gelinliklerimizi giydik. Hadi hepimiz dönelim etrafımızda. Ay ay ay, ne güzel olmuş benim yavrularım böyle. Tü tü tü, maşallah. Hepsine de çok yakışmış. Ama vaktinden önce hazırlanmışsınız. Erkenden giymek istedik babaanne. Bak bak sen şu kuzucuklara. Evet, prenses gibi olmak istedik. Prenseslerin gücü adına. Ay çok tatlı bunlar, çok. Evin neşeleri. Dikkat edin de orada burada üstünüze leke yapmayın, olur mu? Tamam babaanneciğim, sen merak etme. Hadi prensesler, şimdi sıra saçlarımızda. Asu bizi bekliyor. Aa evet, gidelim hemen. Saçlarımızı yaptıralım, sonra yine geliriz. Peki, hadi bakalım. Önce ben. Hayır ben. 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 Hepimizin saçını yapacak zaten Asum abla. Çok akıllılar. Üçü de ayrı ayrı. Ah Rabia Hanım, ah. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hala hafsalam almıyor. Tuğçe meselesi değil mi? Hı hı. O Serdar musibetinin söyledikleri çıkmıyor kulaklarımdan. Çok haklısınız. Hiç kolay değil. Hiç değil. Bir adam çıkıyor. Yıllarca kanım, canım dediğime senin değil diyor. Daha dün gibi hatırlıyorum doğduğu günü. Şu kadarcıktı. Bak torunum deyip kucağıma verdiler. O minicik elleriyle bir yakaladı parmağımı böyle sımsıkı. Nasıl uygulanmıştı. Bilmem mi? Ama şimdi karşıma geçmiş diyorlar ki o yıllar önce kucağına verdikleri
parmağını sımsıkı tutan çocuk senin torunun değil. Ne söyleyeceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Farkındayım Aliye Hanımcığım. Son günlerde öyle dalıp dalıp gidiyorsunuz. Ama bu da bir imtihan. Güzel Mevlam bunu da hayırla atlatmanızı nasip etsin inşallah. İnşallah. Lakin ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Evet. Çok şaşırdım. Çok üzüldüm. Ama Tuğçe'mi yüreğimden söküp atamam. O benim torunum. Bu yaşa getirmişsiniz. Onunla gülüp onunla üzülmüşsünüz. Yok yok. O Arzu'ya katiyen vermem torununu. Kenan'ı şimdi daha iyi anlıyorum. Tuğçe'yi annesine vermemekle çok haklıymış. O kadının nasıl bir yılan olduğunu biliyordum da bu kadarını tahmin etmezdim. Of, of. Siz yine de içinizi ferah tutun. Bunda da vardır bir hayır. Yüce Mevlam hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Sonucuna bakalım. Sonu hayırlı olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Kim ya bu sabah sabah? Geldim, geldim. Arzu, sen? Ne işin var kızım senin burada? Nasıl kaçtın hastanede? Sen hala beni hafife almamayı öğrenemedin herhalde. Bir şekilde hallettim. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Geç. Ne yapacaksın şimdi? Hastanede düşünecek çok vaktim oldu. Benden aldıkları her şeyi teker teker geri alacağım. Nasıl olacak o? Sabırlı ol. Anlatacağım. Ama önce kapatmam gereken defterler var. Ne defterleri Arzu? Hayatımı mahveden melekten de, babamın mirasına çullanıp benim hayatımı yaşayan Gonca'dan da tek tek hesabını soracağım. Onları doğduğuna pişman etmeden gün yüzü yok bana. Endişelenmeyin. Velayet davasının tarihi çok yakın bir zamanda belli olur. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Bir problem yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin. Az önce söylediğim gibi evli olmanız işimizi çok kolaylaştıracak. Arzu'nun durumu belli. Akıl hastanesinde. Küçük bir çocuğu böyle bir kadına vermezler herhalde, öyle değil mi? Tabii Serdar Bey. En büyük kozumuz da bu zaten gördüğünüz gibi. Merak etmeyin. Bu davadan eli boş çıkmayacağız. Herhangi bir gelişme olursa beni haberdar et. Peki Serdar Bey. Gonca Hanım, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Canım, dava açarak en doğrusunu yaptın. Haklı yollardan alacağız Tuğçe'yi. Yıllardır bunun hayalini kuruyorum Gonca ya. Yıllardır. Gerçekleşmesine çok az kaldı. Ama biraz sabredeceğiz. Bir problem çıkacak diye çok korkuyorum. Ya çıkart aklından böyle şeyleri. Hem bak avukatı duydun. Neredeyse her şey bizim lehimize. Kızım öz babasıyla birlikte büyüyecek. Yalnız geçen yıllarımızın acısını çıkartacağım. Merak etme. Sen, ben, Tuğçe, biz çok mutlu bir aile olacağız. Kötü günleri geride bırakacağız. İyi ki hayatımdasın. Sen de. Yiyecek bir şey yok mu? Arzu hayırdır? Ne bu rahat böyle? Niye? Karnım acıktı diye mi? Onu demiyorum Arzu. Önce hastaneden kaçıyorsun. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı ediyorsun? Ne içtin sen kızım?
Tabii hayatıma devam edeceğim. Beni o zırdelerin içine attılar diye. Her şeyden vazgeçecek değilim. Değil mi? Çok komik. Birinci aşamayı geçtim. Artık özgürüm. Şimdi sıra hayatımı cehenneme çeviren Melek'te. Bu kez ondan intikamımı alacağım. Yalnız keyfini bozacağım biraz ama... o tren çoktan kaçtı Arzucuğum, söyleyeyim. O ne demek? Çok geç kaldın demek işte. Erkut, ne söyleyeceksen adam gibi söylesene. Tamam, yalnız kayışı koparmayacaksın. Ya Erkut söyle. Melek'le Kenan. Bugün evleniyorlar. Ne? Birkaç saate de atılır imzalar. Hayır. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Arzu. Erkut, düğün falan olmayacak. Arzu, bak söylediğime pişman etme beni. Düğün falan olmayacak diyorum, anlamıyor musun? Artık çok geç Arzu, geç. Hiçbir şey için geç kalmadım. Aksine tam vaktinde gelmişim. Bana yaptığı her şeyi Meleğe tek tek ödeteceğim. Duydu mu beni? Ödeteceğim. Ya bu nikah masasındaki çiçek çok büyük geldi bana. Fotoğraflarda sorun olabilir. Değiştirsek mi acaba? Tamam Selim Bey, hemen hallediyorum. Tamam, teşekkürler. Selim Bey, davetliler listesini istediğiniz şekilde değiştirdim efendim. Listeyi hosteslere vermeden önce son bir kez göz atmak ister misiniz? Ahmet Bey'le eşi şirket çalışanlarıyla aynı masada gözüküyor. Bunları Turgut Bey'in masasına alalım, olur mu? Tamam efendim. Hemen düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Tamam, önemli değil. Ha, bu arada catering şirketinden geldiler mi? Geldiler efendim. Mutfaktalar. Tamam, tamam, ben bir bakayım. Melek abla, o kadar güzel oldun ki. Şunu da şöyle güzelce takayım. Allah'ım kim gözlerden korusun. 41 kere maşallah. Ya demeyin öyle. Utandırıyorsunuz beni. Abla, seni böyle görmek... Zeynep sakın. Bak sakın ağlama, beni de ağlatacaksın yoksa. Aa Melek, ağlamak bağlamak yok. Makyajına kal sonra. Melek teyze peri miymiş? Periler kadar güzel değil mi? Gerçekten çok güzel olmuşsun Melek teyze. Teşekkür ederim kızlar. Sizler kadar olamadım ama. Canım sürebilir miyiz? Evet sürerim. Aa, ama sizin ruja ihtiyacınız yok ki. Ama hepiniz sürmüşsünüz. Ya evet ya, ben de istiyorum. Hem bakın biz de gelin olduk. O zaman şöyle yapalım. Ben yeni bir dudak nemlendiricisi almıştım, çilekli. Ondan sürsek olur mu? Olur. Yaşasın. Hadi gelin bakalım. Zeynep abla, sen istersen burada kal. Ben ilgilenirim çocuklarla. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim, lafım olur hiç. Aa şey, bu arada lavabonun önünde nemlendirici. Tamamdır. Hadi bakalım kızlar. Thank you.
Vay vay vay. Damat bey, yakıyorsun ortalığı. Kimin abisiyim? Vallahi yakıyorsun abi. Acayip karizma olmuşsun ha. Araba müthiş olmuş Selim. Yaptık bir şeyler yani. Çok güzel olmuş. Vallahi ben hazırım. Araba da hazır. Ama meleğin işi bitmemiş hala. Bekliyoruz. Bekleyeceksin tabii abi. Gelin olmak kolay mı ya? Hadi gel içeri girip bir bakalım. Canım kıpırdama, şunu da takalım. Tamamdır. Feride, saçın bozulmamış değil mi? Hayır canım, çok güzelsin. Yapalım. Hepiniz harikasınız. Ya var ya, resmen üçünüz de prensesler gibi oldunuz ha. Bakın benden duymuş olmayın. Siz gelinler rol çalıyorsunuz. Kuzu bunlar, kuzu. Allah bahtlarını yesin inşallah. Amin, amin inşallah. Aa, lütfen ama. Sizin de hakkınızı asla yemem. Yani resmen gençlere taş çıkarıyorsunuz. Bu ne güzelliktir ya. Ay sen çok yaşarın. Murat abi, düğünde hep birlikte dans ederiz değil mi? Etmez olur muyuz ya? Ederiz tabii ki de. O pisti var ya, ağlatırız o pisti, ağlatırız. Ya ben ne? Peki ben ne? Yani bir düşünmem lazım ama... Ederiz tabii ki de, etmez olur muyuz? Ama bakın sırayla ha. Yoksa yani şımarıyorum. O zaman Feride ablayla da dans edersiniz. Dans mı? Yani isterse tabii. Of, ben çok heyecanlıyım. Babamla annemin düğününü göreceğim. Doğru yavrum. Herkese nasip olmaz kızım. Melek de hazır. Birazdan inerler. Yaşasın. Gelin geliyor, gelin geliyor. Ya oğlum bu nasıl bir heyecan? Kalbim duracak. Damat olmak kolay değil abi. Hadi bakalım, çalıyorum kapıyı. Dur. Nasıl görünüyorum? 10 numarasın abi. Tamam mısın? Hazır mısın? Biz gelini almaya geldik de. Şimdi her sabah uyandığımda bana aşk dolu bakan bu gözleri mi göreceğim? Kenan. Evleniyoruz ha? Evleniyoruz. Heyecandan öleceğim şimdi. Ben de.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Selin, Melek ablalar nerede kaldı? Hala çıkmadılar mı fotoğrafçıdan? Konuştum ben. Yoldalarmış, geliyorlarmış. Ha, iyi. Peki, nikah memuru? O henüz ortalarda yok ama daha vakit var gerçi ya. Gelir birazdan. Trafiğe falan takılmıştır herhalde. Hoş geldiniz. Rüküşlüğe gel. Yani o eteğin üstüne o mu gelir Allah aşkına ya? Allah bilir bunlar zengindir de. Zevksiz. Her yer pek güzel olmuş. Öyle. Kaderleri de, bahtları da hep böyle güzel olsun. İnşallah. İnşallah Aliye Hanımcığım. Rabbime şükürler olsun ki bana bu günleri de gösterdi. Çok sıkıntı çektiler. Bundan sonra mutlu olurlar inşallah. Başka bir şey istemiyorum. Bir annenin gönlü başka ne ister ki? İnşallah Kenan Bey oğlum da Melek kızımız da çok mutlu olurlar. İnşallah, inşallah Rabia Hanım. Zeynep Hanım, bu arada çok güzelsiniz. Vallahi gözüm alamıyorum sizden. Ya demek öyle. Ha, yani öpmemek için zor tutuyorum şu an kendimi. Selin. Ne yani, karıma aşık olamaz mıyım? Merhaba. Karıma aşığım işte, o kadar. Ben de kocama aşığım. Yok, yok, ben dayanamayacağım, öpeceğim ben. Ama Selin. Mutlu çiftimizi daha teşrif etmediler anlaşılan. Hayatımı mahvetmek neymiş göreceksiniz. O nikah kıyılmayacak. Kıyılmayacak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çifte amman ansa çıktı. Flaş flaş. Gelinle damat kendi düğünlerine geç kaldı sayın seyirciler. Ay deme öyle, zaten heyecandan bayılacağım şimdi. Heh, işte bak geliyorlar. Hani? İşte. Ay Selim, çok yakışmışlar ya, kıyamam. Bravo. Mutlu olsunlar inşallah. Hep.
Bu dansı bana lütfeder misiniz Leydim? Son dansınız olacak. Tadını çıkartın. Feride, baksana ne kadar da güzel görünüyorlar. Hele Melek abla. Ya gerçekten melek gibi oldu. Yalnız var ya, Kenan abi de acayip yakışıklı olmuş ha. Yani laf aramızda kendisi idolüm olur. Maşallah de Muratçığım, maşallah de. Elif kızım, hadi gel sen de. Evlatlarıyla bir ömür yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Kaldı bu nikah memuru. Nereden bileyim ben Zeynep? Hayır, herkes geldi. Gelin damat burada, nikah memurumuz yok. Ne diyeceğiz biz şimdi Melek ablalara? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum.
Çocuklar? Ne oluyor, bir terslik mi var? Nikah saati geldi ama nikah memuru ortalarda yok. Aa, neredeymiş? Bilmiyoruz ki, arıyoruz ama açmıyor. Yolda gelirken başına bir şey gelmiş olmasın? Ay Allah korusun Tülay abla, deme öyle. Birader yeter tepindin ama ya, değil mi? Bak, benim seninle bir derdim yok. Önce onda anlaşalım. Biliyorum yetişmen gereken bir nikah var. Ama birkaç saat misafirim olacaksın. Anlaştık mı? Ne dedin? Heh, anlaştık. Senin şu telefonunu da alalım. Birader bir dur ama ya. Kapatalım da kafanı dinle, değil mi? Bir aksilik mi oldu acaba? Belki de adresi falan bulamadı. Olabilir mi ki? Biz de memur gelene kadar dans ederiz, olmaz mı? İkinci dans. Kenan. Gözlerimi senden alamıyorum Melek. Çok güzelsin. Ne oldu Selim? Of. Kaç kere aradım nikah memurunu. Ne hale ulaşamıyorum. Allah Allah. Ya bir şey mi oldu acaba? Hayır yani, ya misafir nerede bekliyor? Ayıp olacak o kadar insana. Selim abicim, sen istersen git bir misafirlerle ilgilen ha. Biraz daha bekleyelim, belki gelir. Tamam, tamam abi. Ben de seninle geleyim Selim. Tamam hayatım. Allah Allah, saat kaç oldu? Ortada daha kimse yok. Evet, nikah memuru da gelmedi daha. Bir dans ettiler, gelinle damat kayboldu. Ya Feride, var ya şimdi misafirler kalkıp gidecek diye acayip tırsıyorum ben. Ay Murat, ağzını hayra aç. Günler evvelinden ayarlandı. Niye böyle oldu ki? Babaanne bak. Yavya teyze balonlarımıza bak. Pek güzeller. Hadi kızım siz oynayın. Allah Allah, ne oldu ki böyle? Gelen giden yok. Vallahi içime bir sıkıntı geldi. Telaşlanmayın Aliye Hanımcığım. Biraz bekleyelim. Kötü düşünmeyelim hemen. Anne. Ha oğlum, ne zaman gelecek bu memur? İnsanlar sıkıldı baksana. Tamam, tamam anne, ben bir bakayım. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun. Ya ufak bir aksilik oldu da o yüzden bekletiyoruz sizleri. Ama birazdan hallolacak. Ne olur sizler de kusura bakmayın, olur mu? Tabii tabii, önemli değil. İyi eğlenceler. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Eğlenin bakalım şimdilik. Son gülen iyi gülermiş. Ersun. Geldin mi? Babamın işi tamam. Hadi kimse görmeden basıp gidelim şuradan. Kızım yürüsene.
Ben hiçbir yere gelmiyorum. Benim dağınlarla işim bitmedi. Ne diyorsun Arzu, delirdin mi sen ya? Dünyada bir tane nikah memuru yok herhalde. Biz birini kaçırdık diye. Bunlar nikahtan cayacak değiller, değil mi? Ne yapacaksın? Bu işi kökten halledeceğim. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum Kenan. Çok da heyecanlıyım. Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Evet canım, evleniyoruz. Ben daha güzel oldum Kenan. Tamam Tuğçe, sen daha güzel oldun. Melek teyze, söylesene hangimiz daha güzel olmuş? Kızlar, ikiniz de o kadar çok güzel olmuşsunuz ki ben ayırt bile edemiyorum. Melek teyze sen üzülme diyor, öyle diyor. Babalarının güzelleri. İkiniz de prensesler gibi olmuşsunuz. Feride ablaları çok uğraştı ama, değil mi? Ondan. Ama sizden güzel biri var bugün burada. Kim? Sizce? Arzu ne yapıyorsun? Arzu! Arzu! Çıktığımıza görkemli bir tören lazım değil mi? Arzu abartma bak. Arzu yoktu bunlar planda. Arzu! Arzu! Ben abartmıyorum. Onlar abarttılar. Bana dokunurlarsa yanacaklarını söylemiştin. Bak şimdi yanacaklar. Arzu yeter. Arzu bırak şunu. Düğün bittikten sonra tatile de gidecek miyiz? Yeni evliler balayına baş başa giderler, bilmiyor musun? Selim amcamla Zeynep ablam da öyle gitmişlerdi ya. Ama onlar evlendiklerinde çocukları yoktu. Yani bizi de mi götüreceksiniz balayı tatiline? Bilmem. Olabilir. Hem bundan sonra daha çok tatillere gideceğiz beraber. Yaşasın! Biz Neyland'a da gideriz değil mi? Gideriz tabii. Arzu ne yapıyorsun? Arzu yeter, saçmalama, yoktu bu plan. Arzu! Nikah memuru da hala gelmedi. Trafiğe falan takılmıştır. Gelir şimdi, telaşlanma. Arzu ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen ya? Bana bak, bu işin... Arzu! Ya bırak kolumu diyorum. Arzu, bu işin tadı kaçmaya başladı. Bırak şunu. Erkut, yüzdüm kuruma geldim. Bak sakın beni engellemeye çalışma, tamam mı? Beni artık hiç kimse durduramaz. Alevlerde neyin nesi? Alevler mi? Kenan ne yapacağız? Neler oluyor? Ne oluyor baba? Yangın mı çıkmış? Kızlar yaklaşmayın kapıya. Allah kahretsin. Selimleri çağır hemen. Telefonum ya. Telefonum arabada kalmış. Selim! Selim yardım edin Selim!
neler yaptı ya? Anam! Anam sen sana! Giremiyorum içeri. Abi! Melek abla! Tüysin! Melek abla! Elif! Abi! Melek abla! Tüysin! Melek abla! Elif! Anam! Elif! İtfaiye numarası kaç! Yok yok, 110! Hemen bir şey yapalım. Duyuyor musunuz beni? Abi! Kenan! Kenan! Ateşe telefonu! Duyuyor musunuz beni? Abi! Abi yürüsene sen, ne yapıyorsun ya? Bekle. Bu anın tadını çıkartmak istiyorum. Arzu, kızım şimdi düşüşür millet buraya. Delirdin mi sen ya? Yürü hadi. Baksana Erkut. İşte görmek istediğim manzara. Çok güzel değil mi? Arzu yürü. Saçmalama yürü. Yürü. Kenan. Kenan yalvarırım bir şeyler yap. Baba burada bizi. Ölecek miyiz anne? Hayır kızım, kimseye bir şey olmayacak. Kurtulacağız. Allah kahretsin, dışarı bile çıkamıyorum. Oğlum! Kenan! Kenan! Oğlum bir şeyler yap! Gözünü seveyim bir şeyler yap! Allah'ım! Allah'ım sen koru! Zeynep! 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 Kenan! Sensiz hayat.